Mezhep kavgaları maalesef çok yanlıştır. Çok yanlıştır. Hele Ehl-i Beyt'e karşı gelmek o kadar büyük yanlıştır ki bunun telafisi asla mümkün değildir. Gelin olayda ayetleri konuşturalım. Allah konuşsun. Bize söz düşmez. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin mübarek sözleri konuşsun. Bizim hiçbirimize söz düşmez. Ben aynı zamanda sünni bir insanım. Yanlış anlamayın. Sünni bir insanım ve medrese tahsilim vardır. Medrese tahsilim vardır. İmam Hatip tahsilim vardır. İlahiyat tahsilim vardır. Bunun üzerinde doktorum, profesörlük unvanım var. Yani sıradan da bir insan değilim. Bilerek konuşuyorum. Şimdi bilerek konuştuğum için aramızda fitne o kadar muazzam büyümüş ki yeminle konuşuyorum. Bu fitneye alet olanların hiçbiri Allah'a hesabını veremeyecek. O bakımdan var mısınız bu ülkede bir ve beraber olmaya? Kardeş olmaya var mısınız? Adamlar sahte insanlar ortaya koydular. Eşkıyayı evliya diye tanıttılar. Anadolu yaylasında eşkıyalığın adına evliyalık dediler. Benim arkadaşlarım ciddi delilleri var. Meltem televizyonunu takip edin. Hayretler içerisinde kalacaksınız. Adam cellat, şimdi evliya tanınıyor. Size ben bir şey söyleyeyim. İslam fıkhına göre bir kasabın şehadeti makbul değildir. Niye? Çünkü kasap hayvanı kese 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 merhamet duygusundan mahrum kalmıştır. Şimdi bu adamlar cellatı dünyanın en büyük velisi ilan olarak ilan ediyorlar. Bunların hepsi cellat yahu. Bu isimleri arkadaşlarım size anlatacaklar. Ne kadar büyük bir oyuna geldiğinizi göreceksiniz. Onun için kurtuluş yolu Ehl-i Beyt'tir. Şimdi bakın ne dedim? Yani bu işi ben konuşmuyorum. Hoca delilim var mı? Gelin hep beraber okuyalım. Tatır ayeti Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Ehl-i Beyt neymiş arkadaşlar? Müslümanların en temizleri. Nereden bunu biliyorsun? Nereden bunu biliyor? Ben demiyorum işte ayeti kerime söylüyor. En temizleri. Tertemiz yapmak ister. O kadar temiz ki bir leke dahi bulamazsın. Şimdi bir tanesi efendim müceddetmiş bir konuşma hazırlıyorum. Baktım diyor ki Fatıma diyor kadınlığından kaynaklanan duygularından dolayı dünyevi düşünmüştür. Seni aptal, seni manyak, seni ruh hastası. Durun durun, daha var, heyecanlanmayın daha. Peki arkadaşlar. Ben niçin öyle dedim? Bak Allah tertemiz yaptığı Fatıma'ya adam ne diyor? İki, de ki ben Allah'ın sevgilisi ayeti kerimede, meveddet ayeti, bu peygamberliğimi tebliğe karşılık sizden yakınlarıma sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Cenab-ı Hakk'ın beyanı, Muhammed'im sizden hiçbir ücret istemiyor. Ne istiyor? Ehl-i Beyt'imi sevmenizi istiyor. Benim kalın kafalı o Hazreti Fatıma anamda hata bulan adam. Senin vazifen Müslümansan Fatıma anamı sevmek der. Bitti. Bu ayeti kerimeye göre arkadaşlar İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Ehl-i Beyt'i sevmek farz-ı ayindir. Bitti. Yani biz bunları anlatırken kafamızdan anlatmıyoruz. Devam edelim mi? İnsan suresinin 8. ayetinde Ehl-i Beyt hakkında ve ona ihtiyaçları olduğu halde
yemeklerini yoksula ve yetime ve esire verirler, onları doyururlar. Hazreti Fatıma anamız, İmam Ali Efendimiz oruçlu. Dikkat edin. Evlerinde yiyecek hiçbir lokma bir şey yok. Yahudi'den borç alıyorlar, onunla birlikte bir arpa ekmeği. Hazreti Ali Efendimiz eve getiriyor, Hazreti Fatıma anamız o arpayı ekmek yapıyor. İftar vakti, şu işe bakın. İş bu ya. Yani büyüklük burada arkadaşlar. Kapı çalınıyor. Sahil. Ne istiyor? Karnım aç diyor, beni doyurun. O an iftar vakti, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma iftar için hazırladıkları ekmeği o fakire ikram ediyorlar. Ayet bunu ifade ediyor, bunu beyan ediyor. Hangi yiğit bunu yapabilir arkadaşlar? Ehl-i Beyt. Arkadaşlar, ben şurada şunu demek için varım. Yani bu ülkede sen Sünnisin, ben Aleviyim, Caferiyim diyerek fitne çıkarmaya gerek yok. Neden? Çünkü bakınız, Sünnilere göre namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek farzdır. Bunlara İslam'ın şartları denir. Gelelim Alevi kardeşlerimizin İslam şartlarına. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, humus, cihat, emri bil maruf, nehyanil münker, tevella, Allah'ın sevdiğini sevmek, teberra, Allah'ın düşmanına düşman olmak. Daha da ileride. Şimdi sevgili arkadaşlar, İslam esasları bakımından aralarında hayır bakımından yarışırcasına kurallar koyan ve bunları hayata geçiren bu dünyanın birbirini reddetmesi asla mümkün olabilir mi? Hayır. Onun için bu Alevidir, bu Sünnidir diye birbirimize karşı çıkmayacağız. Herkesi olduğu gibi kabul edeceğiz ve mutlak surette kardeş olacağız. İnnemel mü'minûne ihvetün. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, Müslümana kılıç çeken bizden değildir. Bir Müslümanı kasten öldüren de ebedi cehennemliktir. Peygamber aleyhisselamın hadisi. Şimdi soruyoruz arkadaşlar. Suriye kralına ve vatandaşlarına kılıç çekenler hangi esasa, itikada göre harbi ilan ediyorlar? Bunlar Allah aşkına soralım, hangi dinin mensuplarıdır? Hangi Allah'a hesap verecekler? Sevgili kardeşlerim, hele Haçlı'nın safına geçip Müslümana namluyu doğrultmak hiçbir zaman Müslümanın yapacağı bir iş değildir.